etkilenme oluyor fakat etkilendiğinde adam yani kabul ettiğinde toplum onu nasıl dışlar? Mesela bir komünist gruba üye bir çocuk düşünün, bir genç. Bunun konumu ne olur? Mesela bir komünist, terör örgütü mensubu bir komünist. 20 yıl arkadaşlarından geçmiş. Ama anladı Darwinizmin geçersizliğini. Şimdi gitse dese ki komünist arkadaşlarının toplantısında. Ya arkadaşlar ben Darwinizmin geçersiz olduğunu anladım. Bir yaratıcı var. Yani bitti adam. Ya çok acayip bir durum olur. Yani komünistliği bir kere bitmiş oluyor. Teröristlik de bitmiş oluyor. Veya bir satanisti düşünelim. Ben artık Allah'a inanıyorum. Darwinizmin geçersiz olduğuna kanaat getirdim dese. Bir satanistin içerisinde ne konuma gireceğini bir düşünün. Tabii. Ya bunları da kurtuluş yollarını da gösterelim. Veya bir üniversite hocası mesela Darwinizmi geçersizliğini anladı ama Darwinizmi ilgili, dolaylı yoldan Darwinizmi ilgili bir kürsüde profesör. Ne yapacak bu adam? Bunlara kurtuluş yollarını gösterelim. Veyahut mesela iç çakal arkadaşları var böyle dine muhalif. Onların içerisinde yaşıyor. Fakat bir gün anladı. Darwinizmin olmadığını ve Allah'ın var olduğunu anladı. Kendini nasıl savunacak? Yani o topluluk içerisinde nasıl kendini sezdirmeden veya sezdirerek mücadele etmesi gerektiğini onun da psikolojik kökenini anlatalım. Şimdi mesela büyük bir gazete grubu bizim yurt dışındaki başarımızı ve ezici gücümüzü gördü. Şimdi ses çıkartmasa bu gururlara çok ağır gelir. Dese ki ya Adnan Hoca'nın arkadaşlar gittiler adamları darmakeşen ediyorlar dese. Olmaz. Veya gittiler konferans verdiler dese bu da olmaz. Ne yapması gerekir? Ya konferans verdiler ama hiç etkilenmedik demesi gerekir. Koskoca tülü tüstü adamlar çocuk gibi bunu söylüyor. Yani en ilkel psikolojik savunma metodu diyor ki ya anlattılar ama kimse etkilenmedi diyor. Ya kardeşim şu yöntem mi? Şu stil mi yani? Nereden biliyorsun adam sen beynini mi okuyorsun? Bir adama sen bilimsel gerçeklerle proteinin olmadığını net ispatlarsan o adam nasıl Darwinist olsun bir daha? Etkili olmadı olur. Konu bitmiş oluyor. Yani teknik olarak net ispatlayınca adam nasıl ona inanmaya devam etsin? Değil mi? Böyle çocuk kandırır gibi çok kötü savunma metotları yapıyorlar. Mesela bu da bir stildir. Bunu söyleyelim. Yine psikolojik yöntemlerden bir tanesi. Delil bulduklarında, fosil bulduklarında yani evrimi çürüten bir fosil bulduklarında, mesela bir eski insan kafatası bulduklarında bunu tahrip ediyorlar veya göstermiyorlar. Kambriyen dönemi canlılarına ait Tabii. fosilleri saklamışlardı biliyorsun. 70 yıl boyunca. 70 yıl saklamışlardı. Mesela bu çok büyük bir olay. Kambriyen dönemi canlılarına adam buna ait fosilleri 70 yıl saklıyor. Bu da bir savunma metodu. Sahte fosil meydana getirme mesela. Bu da bir psikolojik propaganda metodudur. Mesela en sıkıştığında uzaylıları devreye sokmak. Çünkü Allah'ı kabul etmeyecek ki artık hiç olmazsa uzaylılar devreye girsin diyor. Yani oradan kurtulmaya çalışıyor. Uzaylılar da elinden alırsa o yine bir yol bulmaya çalışacaktır. Yani o köşeden o köşeye, o köşeden o köşeye kaçacaktır. Kaçma metotlarını da anlatalım.